Herkese merhaba. Bugün LG'nin Smart Inverter mikrodalga pişiricisiyle beraberiz. Modelimizin kodu MS2535GISW. Şuradan etiketimizi de görelim isterseniz. Bu ürünün en büyük özelliklerinden biri Smart Inverter teknolojisi. Gene değineceğim ama pişirme yapabilen 1000 watt ama 1150 watt'a kadar çıkabilme özelliklerine sahip olan bir ürün. Ön taraf cam bir yüzey var. Çok da şık görünüyor. Bu tarafa geldiğimizde ekran ve tamamen dokunmatik, yani dümdüz bir yüzey olarak düşünün burayı şu anda. Tamamen dokunmatik bir tuş takımı ortaya çıkıyor. Ürünün isterseniz içine bakalım. Bu ürün 25 litre ölçülerinde bir ürün. Bunun dışında pişirme özellikleri de gene çok yoğun ve geliştirilmiş bir ürün. Gerçekten birçok markada pişiremeyeceğiniz şeyi bunda pişirebiliyorsunuz. Smart inverterin bunda temel olarak kullanımı her yere eşit düzeyde ısı dağıtması. İçine isterseniz bakalım. Gene üstte bir led, parlak bir led ışık var. Bu evinizdeki loş ortamda gayet başarılı bir şekilde içerisinde görmenizi sağlayacak. Bu ürün pizza dahi pişirebileceğiniz, hatta patates kızartabileceğiniz bir ürün. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine inverter teknolojisini kullanarak, buradaki düğmelerden seçimlerimizi yaparak yapıyoruz. Bu ürünün güzel özelliklerinden biri, herhangi bir power tuşuna gerek yok. Kapasitörü kapattıktan sonra, işiniz bittikten sonra otomatik olarak kendisi devre dışı kalıyor belli bir süre sonra. Ürünü neyi nasıl pişireceğim diyorsanız, sürekli elimin altında katalog mu olacak derseniz, aslında ona da gerek yok. Burada çok güzel bir etiket yapmış LG. Bu etiketin üstünde hangi bölümde neyi nasıl hangi programlarla pişireceğiniz yazıyor. Mesela en solda defrost özelliği, program, popüler menüler var eğer yaptığınız popüler şeyler varsa ve inverter pişirme. Bunları da buradan, bu gördüğünüz tuş takımlarından, yukarıda gördüğünüz tuşlardan, bu tuş takımlarından rahat rahat ayarlayabiliyorsunuz. En basitini söyleyeyim ben size. Ne yapabiliriz mesela? Muffin yapacaksınız. Programı seçmek için basıyorsunuz. Muffin'i 1'e 4'te yapıyor. Buradan da 4'ü seçiyorsunuz. Şu anda muffin'i pişirmek üzere aslında ayarlanmış durumda. Buradan da bastığınız zaman şu anda otomatik olarak, yine ekrana bakalım isterseniz. Ekranda Smart Inverter'in tuşu yanıyor. Ve gördüğünüz gibi başlayabiliyorsunuz. Başladıktan sonra da zaten bitince otomatikman size haber vermiş oluyor. Ve pişirme süresini de orada belirtmiş oluyor sizin için. Bunu kapatmak için tekrar bastığınızda cool yazıyor. Herkes yine power off olarak düşünür. Hayır, içeride bir soğutma. Aslında oraya bastıktan sonra burayı açabilirsiniz. Yani aslında soğutmaya geçiyor. Birçok markada böyle bir şey yok. İçerisini soğuttuktan sonra da açabilirsiniz. Bu da çok büyük bir avantaj aslında teknik olarak. İçeride özel bir kaplama kullanmış LG. Easy Clean diyor buna. Kolay temizlenebilen bir maddeyle kaplı ve antibakteriyel bir madde bu.
üzerinde yanmış yağ bile olsa çok kolay bir şekilde silip çıkarabiliyorsunuz. Üstüne kesinlikle yapışmıyor. Burada kullanılan malzemelere gelince kesinlikle el izi yapmıyor. Bakın epeyce ne ellenmiş bir ürün olarak düşünün bunu. Kesinlikle parmak izi de bırakmıyor. Burası aynı zamanda seçtiğiniz programları yanlış seçerseniz diyelim buradan seçtik ikinci program. Hay Allah bunu değil 2'ye 2 yapacaktık derseniz buradan sıfırlıyorsunuz ve tekrar konuşlandırabiliyorsunuz. Defrost bölümünde seçtiğiniz ürüne göre mesela et yapacaksanız defrost'ta bastıktan sonra diyorsunuz ve evet, kapağı açık olduğu için çalışmayacak ama size etinizi çözmesini sağlıyor. Birçok şeyi de donmuş birçok şeyi balığınızdan hatta ekmeğinize kadar kümes hayvanlarına kadar donmuş ürünlerinizi çok rahat bir şekilde ve eşit bir şekilde çözerek size kullanıma sunuyor. Buradaki eşit bir şekilde demem çok önem arz ediyor. Bu Smart Inverter teknolojisinin en önemli ayrıntılarından biri aslında. Her yerde eşit bir şekilde size pişirmeyi yaparken de eşit düzeyde pişirme yapabiliyor bu ürün. Bu önemli ayrıntılarından biri aslında. Onun dışında size bu ürünle ilgili aslında söylenebilecek daha fazla bir şey yok ama gene merak ettiğiniz şeyler olursa size cevap vermekten mutluluk duyarız. Her zamanki gibi bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.